Suç örgütü liderliğinden kırmızı bülten çıkarılan Firari Sedat Peker'in iddialarından sonra Süleyman Soylu'nun savcılığa yaptığı iki başvurudan ikincisi için düğmeye basıldı. Bakanla Peker arasında ara buluculuk yaptıkları iddia edilen Hadi Süleyman Özışık kardeşlerin evinde arama yapıldı. Telefon ve bilgisayarları el konuldu. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Cumhurbaşkanı'nın sessizliğini eleştirirken MHP'den Soylu desteği dikkat çeken ifadelerle geldi. Geldi. Bir takım muamma işler var. Dava dilekçelerinde ifade ettim. Yargı bunu nereye götürebilecekse verdiğim dilekçe... Kendi satsın kardeşim ya Allah Allah. Savcının elini mi tutuyorum ya? İçişleri Bakanı Soylu suç örgütü liderliğinden kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in iddialarından sonra savcılığa iki kez başvurdu. Hem iddiaların araştırılması hem de bakanla Peker arasında arabuluculuk iddialarında isimleri geçen gazeteciler için. ikinci başvuru için ilk adım atıldı. Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Benim haberim olması benim idam edilmem anlamına. Soylu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Hadi ve Süleyman Özışık'ın ev ve iş yerlerine giden polis Özışık kardeşlerin iki bilgisayarıyla iki cep telefonuna el koydu. Bir mantar tapancası patlıyor herkes yere yatıyor. Komutan da yatıyor. Tam siperler. Devlet çöktü ya. Eğer Sayın Erdoğan bu ortaya saçılan adeta irin fışkırıyor her yerden... ...bunlardan rahatsızsa hemen Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye sokması lazım. Ya da demesi lazım ki bakın bir açıklaması yeter. O sinyali vermiyor. E, savcılar da o sinyali alamadığı için bir türlü harekete geçemiyor. Bizi içeriden vurmaya çalışıyorlar. Ne pusular kurdular bakacağız. Önce soyluğu hedefe koyup sonra ne kadar FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele eden varsa... ...tek tek yiyecekler. Ne yazık ki ölü taklidi yapan, gözünü kulağını kapatan... Maskeli menfaatperestler hepsi ortaklar. Cumhur İttifak Ortağı MHP'den İçişleri Bakanı Soylu'ya açık destek geldi. Ölü taklidi yapanlar mesajının hedefinde kim ya da kimler vardı bilinmez ama Babacan ve Davutoğlu projektörleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevirdi. Neden suskun, harekete geçmiyor diye sordu. Ne benim İçişleri Bakanımı bir mafya liderine yedirtmem gibi bir ifade kullanıp İçişleri Bakanı haklı çıkaran bir şey söyledi. Ne de İçişleri Bakanı görevden aldı. Bu iddialar ya yanlıştır ya doğrudur. Çık ve konuş. Bu bir operasyondur. Bu operasyon devam ediyor. Ha Süleyman Soylu gider. Ahmet gelir. Hiç kimse merak etmesin. Millet bu koltuklarda oturanlara yanlış iş yaptırmaz. Soylu TRT'deki programda görevden alınmam bir gece yarısı kararnamesine bakar demişti. Muhalefetin çağrılarının aksine istifa sinyali de vermemişti. Devlet yönetilemiyor iddiasındaki muhalefet erken seçim çağrılarının dozunu yükseltti. Böyle bir krizi yönetecek olan kimdir? Bir Cumhurbaşkanıdır. Öyle lafla Türkiye mafya illegal örgütleri teslim etmeyiz değil. Ve ben bu işe el koyuyorum demesi lazım. Ülkenin çivisi çıktı. Erken seçim artık zorunluluktur. Siyaset, mafya, ticaret hattında kanalizasyon patladı. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Erdoğan şahsı hükümeti medya ve yargı üç maymunu oynuyor. Koskoca ülke yay gibi geriliyor. Sinirler gergin, tansiyon yüksek, gündem toz duman.